Kıymetli basın mensupları, kıymetli hemşerilerimiz, hepiniz öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün niye buradayız? Hepiniz merak ediyorsunuz. AKP'li Dalaman Belediyesi'nde unutkanlıklar hat safhaya ulaştığı için buradayız. Değerli Dalamanlar, Dalaman Belediye Başkanı'nın seçim öncesi verdiği ve yerine getiremediği vaatlerini kendisine hatırlatmayı planlarken son yaptıkları artık bardağa taşırdı. AKP'li belediye 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceğini duyurduğu konser tanıtım afişinde Atatürk'ü anma bölümünü unuttu. Onlar Atatürk'ü anmayı unutsalar da Türk halkı atasını anmayı hiçbir zaman unutmayacaktır. Dalaman halkı da yeri ve zamanı geldiğinde kendilerine gereken hatırlatmayı yapacaktır. Biz esas bugün 7 Haziran 2021 tarihinde Sayın Belediye Başkanı'nın verdiği, sosyal medyadan verdiği bir vaat vardı. Onun için günlüklük parktayız. Neydi o verdiği vaat? Sayın Belediye Başkanı'nın verdiği vaat, Muhammed Karakuş'un 7 Haziran 2021'de kendi sosyal medyasına paylaştığı, şu elimde gördüğünüz fotoğraf, günlüklük mesire alanını, Dalaman günlüklük mesire alanı projemiz bitmiş olup çok yakında inşasına başlayacaktır. İçerisinde kafe, kır lokantası, çocuk oyun alanları, yürüyüş alanı olacağı, bu projemiz Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır demiş. Ocak ayı geçeli uzun bir süre oldu. Biz bekledik acaba yaparlar mı diye Sayın Başkanımız, ama bir icraat göremedik. Kendisi projeyi bilenlerle mesire alanında tamamlandı, 5 ayında buluşuyoruz diye bir ibare koymuş. Biz 5 ay işmeye geldik ama kendisini göremedik burada. Kendisini göremedik ve herhangi bir yapılaşma da göremedik. Vaat ettiği projeleri de göremedik. Onun için buradayız. Ben başkanı diyorum ki 7 Haziran 2021 tarihinde Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Karakuş sosyal medyadan hemşehrilerimize bir müjde vermişti. Neydi o müjde? Biz de o müjdeyle çok sevinmiştik. Demiştik ki ilçemize yeni bir proje kazandırılıyor. Başkanımıza teşekkür ederiz. Ama yine her zamanki gibi AKP hükümetinin verdiği sözler askıda kaldı. Bizlerin Tuğrul Park diye bildiğimiz alanı, günlüklük mesire alanı projesinin bittiğini, 2022 Ocak ayında tamamlanacağı ve herkese o tarihte burada 5 ayına davet sözü vermiştir. Biz verilen sözü hatırlatmak amacıyla bugün buradayız. Sayın Başkan, verdiğiniz sözleri ne zaman yapacaksınız? Vatandaş sizlerden icraat bekliyor. Boş konuşmalar değil. 2019 seçimlerinde 21 tane verdiğiniz seçim vaatlerinden hangisini yaptınız? Geriye kalanları ne zaman yapacaksınız? Yoksa sadece günü kurtarmak adına mesire alanı projesinde yaptığınız gibi sosyal medyadan paylaşımlarla mı yetineceksiniz? 21 tane projesi yine Sayın Başkanım burada. Şu ilk 12'si göstereyim ben sizlere. Hem basın mensubu arkadaşlara. Geri kalan 20 tamamladığımız sayfada burada. Bunlardan kaç tanesini sizlerin ve basının önünde Dalaman halkı adına soruyoruz. Kaç tanesini gerçekleştirdi? Kaç tanesini ne zaman gerçekleştirecek? Seçimlere 21 ay kaldı. Biz bunların cevabını halkımız adına soruyoruz. Günlüklük parktan başlayarak verilen vaatlerin takipçisi olacağımızı ve zaman zaman hatırlatmalar yapacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Son olarak buradan belediye çalışanlara da seslenmek istiyorum. Dalaman halkının verdiği vergiler ile maaş alan belediye çalışanlarımızın bir kısmında görüyorum ki iş yapmamak için, belediye başkanına yaranmak için üstlerine vazife olmayan tutum ve davranış içindeler. Oysa ki halkımızın bu arkadaşlardan beklentisi Dalaman'ın yerel hizmetlerini en güzel şekilde yerine getirmeleridir. Belediye başkanları geçicidir.
Kurumlar bakidir. Şayet siyasete merakı olan var ise işlerinden ayrılıp seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında aday olma cesaretini göstermelidir. Bizler Dalama aşıklar olarak Dalama için doğru bildiklerimizi korkmadan ve yılmadan söylemeye, yerine getirilmeyen vaatlerin takipçisi olmaya, hatırlatmaya devam edeceğiz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. İnşallah bu sorduğumuz soruların cevaplarını en kısa sürede hem biz almış olur hem de Dalaman halkı almış olur. Dediğim gibi hem genel seçimlere hem yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Biz bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra her ay, gerekirse iki ayda bir düzenli olarak verdiği başkanın projelerini tek tek basına açıklayacağız buradan. Hepinize teşekkür ederim.